Plan var. Efendim, devletin bütün imkanları var. İtfaiyeler, araçlar, belediye operleri, iki dakikada bir, milletin beynini şişirinceye kadar. Geyve Belediyesi'nin otobüsleri, hani diyor ya arkadaşımız, o akşam toplantıda takip etmişsinizdir. Geyve Belediyesi'nin akaryakıt istasyonunu kullandığımı ispat et diyor. Ben de ispat ediyorum. Ve savcılığı suç duyurusunda da bulundum. Eğer hakikaten yürekli savcılar, adaletin olduğu gerektiği yerde adil olması gereken, adil olması gereken savcılar varsa bu memlekette, ki var, gereğini yapacaklardır. Ondan şüphem yok. Neyse, yağmur başladı ikindi namazına doğru. Geyve'mizde, bu tarafta da yağdı çok şükür. İnşallah bu Mart ayı da yağışlı geçer, bol ve bereketli geçer. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Şimdi ne yaptılar bu sefer? Hava soğuk, yağmur da var. Tuttular bizim 90 yılında, yani 89 yılında belediye başkanı olarak seçildik. Bir sene sonra Cenab-ı Allah nasip etti Adnan Menderes kapalı pazar yerini 3000 metrekare üzerine gerçekleştirdik. Ve 90'dan 2014'e kadar, 90, 10 sene oradan, 14 senede buradan, 24 senedir, 25 senedir bizlere hizmet eden Melekçi Oruçlu'ma'da, Solaklı'ma'da, Ali Fuat Paşalı'ma'da, Geyveli'me'de, Eşveli'me'de hizmet eden, Karaçan'dan gelen hemşerilerimize de, Kamışlı'dan gelen hemşerilerimize de hizmet eden Adnan Menderes kapalı pazar yerine tezgahı kurmak mecburiyetinde kaldılar. Orada konuşma yapmak durumunda kaldılar. Çivi çakamal diyorlar. Ona da geleceğiz inşallah. Dur şimdi bakalım. Bir 5 dakika bekle bakalım. Oraya geleceğiz inşallah. Bismillah. Murat Kaya konuşmaya başlıyor. Murat Kaya. Ey Mehmet Kır. Mehmet Kır benim. Ulan! Sözüm meclisten şerefinden özür diliyorum. Benden 15 yaş küçük. Ben onun abisiyim. Ve okumasında da hasbelkader iyilikler söylenmez. Ama hasbelkader katkısı olarak bir abisi olarak söylüyorum. Rahmetli babasının kemiklerini sırıtıyor. Ey Mehmet Kır! Ulan! 13 sene belediye başkanlığı yaptın. Tekrar özür diliyorum o laftan dolayı. Ne yaptın sen? Ne yaptın lan sen? Bugün de yayınlanmış Evren TV'den aynı şeyler. Doğru mu? Yayınlanmış. Para var ya. Her şeyi yayınlatıyorlar bunlar. Parayla da her şeyin olacağını zannediyorlar. Ama parayla, pulla bu işler olmaz. Bizim paramız yok. Pulumuz yok. Arkamızda devlet imkanları yok. Bir tek Cenab-ı Allah'ımız var ve de sizler varsınız. Allah razı olsun. Başkanım. Ayakkabı kutusu yok ya. Abi bırak onları. Onlar genel siyaset. Bizim işimiz değil. Onları yapsınlar orada. Kim yapacaksa. Biz onlar sonra gideceğiz. Şimdi teşekkür ederim. Sağ ol. Kusura bakma. Rica ederim. Şimdi konuşuyor. Ne yaptın? Ya mübarek. Allah'tan kork. Tamam, gözlerin görmüyor. Gönül gözlerin kapalı da, kalp gözün kapalı da, Allah muhafaza, geldiğinden beri çivi çakmadın. Boyalarını yatırmadın. O Adnan Menderes kapalı pazar yeri. Seni kafana çöker evvel Allah. Dönüyorsun. Camiye gidiyorsunuz. Yatsı namazını kılıyorsunuz. Allah kabul etsin. Allah bizi doğru yoldan, kamil imandan ayırmasın. Oradan geldin. Oradan, cami ne zaman yapıldı? Çivi çakamazsın diyordun bize. Çivi çakamazsın sen, iktidar partisinin değil. Belediye başkanı, muhalefetin belediye başkanı adayısın. Bak o kelime yanlış. Muhtar nasıl Melekşe köyünün adayısa, ben de Geyve Ali Fuat Paşa'nın adayıyım. Sizlerin adayıyım. Partinin adayı, mudayı değil. Anlaşıldı mı? Böyle. Sen partinin adayı mısın abi? Hayır. Ben de partinin adayıyım. Ben de milletin adayıyım. Tamam. Şimdi başkanım zaten şeye geçer geçmez o rozeti çıkarmazsan biz seni tanımayız. Bizde rozet yok. Bizde Türk bayrağı var. Başka bir şey yok. Geçti, bir dakika. Yani bitecek o. Bir çocuğa taktım onu. Onun için orada. Yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çivi çakamazsın dediler. Ha onu dediler. Sen kendini niye mal ediyorsun ya? Hayır, ben kendime mal etmiyorum. Büyük camiyi ben kendime mal etmiyorum. Büyük camiyi millet yaptı. Camiler Kabe'nin şubeleridir. Camiler bir beldenin İslam beldesi olduğuna dair mührüdür. Tamam? İslam coğrafyasının mührüdür. O camileri yapan, aynı hadis-i şerifte dediği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camileri, Allah'ın evlerini yapanlar Müslümanlardır. Buna kimsenin bir diyeceği var mı? Ben böyle iddiam var mı? Hayır.
Ama Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Hükümet, pardon, belediye başkanlığı dönemimizde 12-13 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde merkezde 9-10 tane